Diyelim ki doktora gittim. Aslında pek hoşlanmam ama ara ara kan aldırmak zorunda kalıyorum. Kan aldırmaya gidince biraz ürkek davranıyorum. Ne yapayım, iğnelerden hoşlanmıyorum. Ben doktor değilim, o yüzden bana söyleneni yapıyorum. Kan tüpün içine dolarken dikkatimi başka şeylere vermeye çalışırım. Yani genellikle başka yöne doğru bakarım. Öyle olunca kan aldırma işi anlamadan bitiveriyor. Bittiğinde mutlu bir şekilde muayenehaneden çıkarım çünkü artık o korkumu düşünmek zorunda değilim. Bunu size niye anlattım? Birincisi, bu korkumu sizinle paylaşmak istedim. İkincisi ise bu dersimizde kan aldırdıktan sonra neler oluyor, bu kanla neler yapılıyor, sizinle bunu incelemek istiyorum. Öncelikle görevliler kanı kan tüpüne koyarlar. Aslında bu işlem direkt olarak yapılır. Günümüzde bu tüpler içlerine kan doldurulması için hazır halde bekletilmektedir. Evet, yeşil tüp başlığım burada. Tüpün içinde de kanım bulunuyor. Kanım tüpün içini dolduruyor. Bu aslında bir bakıma özel bir tüp. Bu tüp hakkında bilmemiz gereken şey tüpün duvarlarında kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir kimyasal bulunmasıdır. Kanın pıhtılaşmasını istemeyiz. Çünkü kan pıhtılaşırsa üzerinde herhangi bir tıbbi işlem yapılamaz. Pıhtılaşmış kanda birçok hastalığı tespit etmekte kullanılabiliyor. Ama kan hücrelerini görebilmek için pıhtılaşmaması daha iyi. Evet, bu özel bir tüp. Çünkü kanın pıhtılaşmasını önlüyor. İnsanlar genelde sorun çıkmayacağından emin olmak ve kanın pıhtılaşmadan tam karışımın gerçekleşmesi için tüpü yavaşça sallarlar. Sonrasında kan laboratuvara gider. Orada benim kanımı alan bir makine bulunur. Bu benim kanım. Tabii makinede başka insanların kanı da bulunur. Mesela hastanede ya da klinikteki diğer hastaların kanları da vardır burada. Evet, hepimizin kanı etiketlenmiş halde bu makineye konulur. Bu makinenin özelliği dönüyor olmasıdır. Çok hızlı döner. Tüplerin düşmemesi için hepsi birbirine bağlanır. Tüpler aynı şekilde döner. Tüplerin aynı anda dönmesiyle santrifüj yani merkez kaç adında bir güç oluşur. Bu işleme de santrifüjleme denir. Bunu şuraya yazayım. Santrifüjleme. Bu makineye santrifüj makinesi deniyor. Bu makine çok hızlı dönüyor. Döndükçe kan ayrışmaya başlıyor. Kanın yoğun kısımları tüpün diplerine doğru ilerlemeye başlıyor. Kanın daha az yoğun kısımları ise kapağa doğru yükseliyor. Santrifüj işlemi tamamlandıktan sonra kanı ayrıştırmış oluyorsunuz. Şimdi elimizde hala aynı tüp var. Fakat size tüpün sonraki halini çizip göstereceğim. Evet, buna tüpün santrifüjlenmeden önceki hali diyelim. Buna da sonraki hali. Santrifüjlendikten sonra tüp neye benziyor? Bir dakika, tüpü şuraya çizeyim. Buradaki en önemli fark daha önceden olduğu gibi homojen bir sıvının oluşmamasıdır. Şimdi daha farklı görünecek. Bu tüpte 3 farklı tabaka oluşmaktadır. Sizin için bu 3 tabakayı da çizeceğim. İşte bu ilk tabaka. Bu en önemli tabakadır. Kanımızın en büyük kısmı bu üst tabakada yer alacaktır. Hatırlarsanız bu en az yoğun olan kısımda, öyle değil mi? Çok yoğun değil. Bu yüzden tüp kapağına yakın yerde olur. Toplam kan miktarımızın yaklaşık %55'ini bu tabaka oluşturmaktadır. Biz bu tabakaya plazma diyoruz. Eğer plazma terimini daha önceden duyduysanız ne anlama geldiğini artık biliyorsunuz. Şimdi bu plazmadan bir damla aldım diyelim. Ve bu plazmanın içinde neler var yakından inceleyelim. Plazmanın %90'ı sudan oluşmaktadır. Bu gerçekten ilginç. Kanın en büyük kısmı plazmadan oluşuyor. plazmanın en büyük kısmı da sudan oluşuyor. Şimdi neden sürekli bol bol su için ya da hiç susuz kalmayın diye uyardığımızı anlayabiliyorsunuzdur artık. Çünkü kanımız büyük oranda sudan oluşuyor. Sadece kanımız değil, bu durum tüm vücudumuz için de geçerli. Şimdi isterseniz kalan kısmına bakalım. %90'ını inceledik ama %100'e tamamlamamız gerekiyor bunu. Peki plazmanın %8'i neden oluşuyor? Proteinden. Bu proteinlere birkaç örnek verelim. Bunlardan bir tanesi mesela albümin. Albüminin ne olduğunu bilmiyorsanız şöyle açıklayayım. Albümin damarların dışına kanın akmasını engelleyen ve plazma içinde bulunan en önemli proteinlerdendir. Bir başka önemli protein antikorlardır. Daha önceden mutlaka duymuşsunuzdur. Antikorlar bağışıklık sisteminin de bir parçası olarak dirençli olmamızı, sağlıklı olmamızı sağlar ve enfeksiyonla hastalık kapmamızı önler. Bahsetmek istediğim bir başka önemli protein de fibrinojendir. Bu proteinler kanın pıhtılaşmasında görev yaparlar. Pıhtılaşma aşamasında aslında pek çok faktör var. Pıhtılaşma faktörleri diye buraya yazıyorum. Evet, işte proteinlerimiz bu şekilde. Albümin, antikorlar, fibrinojen, bunların hepsi ama hepsi proteindir. Ama hala daha %2'lik kısım duruyor. Bu kısımda hormon gibi şeyler olacak. Mesela insülin hormonu gibi. Elektrolitlerimiz de bulunmaktadır tabii. Elektrolitleri örnekte sodyum olabilir ve ayrıca besinlerimiz de bulunmaktadır. Besinlerimiz için örnek mesela glikoz olabilir. Yani sık sık bahsettiğimiz, konuştuğumuz şeylerin çoğu plazmamızda yer alır. Vitaminler de plazma içinde bulunur. Plazmanın hemen altında bulunan tabakadan da bahsedelim isterseniz. Beyaz renkli tabakadan. Buraya yakınlaşacak olursak, kanın çok küçük bir kısmını, %1'den daha az kısmını oluşturduğunu görürüz. Bunlar bizlerin deyimiyle akyuvar hücreleridir. Bu tabaka akyuvar hücreleri ve trombositlerden oluşur. Bunlar kanımızın hücresel kısımlarıdır. Bunlar kanda çok az miktarda bulunur fakat kanın en önemli kısımlarından biridir. Bu tabakanın altında, yani kanımızın en yoğun kısmında kırmızı kan hücreleri bulunmaktadır. Evet, bu da 3. tabakamız. Burası kanımızın %45'lik kısmını oluşturmaktadır. Hemoglobinleri içeren bu kırmızı kan hücreleri, yani alyuvarlar, bazen yanıltıcı olabilir çünkü unutup bunlar birer proteindir. O zaman bu tabakada plazmadır diyebilirsiniz. Hatırlarsanız alyuvar ve akyuvarlar yapılarında protein de içermektedir. Hem de çok fazla protein içerirler. Mesela hemoglobin gibi işte. Şimdi size çok tanıdık gelecek bir örnek verelim. Ne mi? Serum. Serum tam olarak nedir? Serum aslında yapısı itibariyle plazma ile oldukça benzerlik göstermektedir. Serumun içinde neler var diye işaretleyecek olsaydım, şu kısmı daire içine alırdım. Mavi çizginin içindeki her şey serumun da içinde olan maddelerdir. İşte bu serum. Dairenin dışında kalan tek madde fibrinojen ve pıhtılaşma faktörleridir. Evet, serum ve plazma yapı olarak birbirlerine çok benzemektedir. Aralarındaki tek fark serumun fibrinojen ve pıhtılaşma faktörlerini içermiyor olmasıdır. Kırmızı kan hücrelerine geri dönecek olursak, buradan başka neler öğrenebiliriz bakalım. Hematokrit terimini duymuşsunuzdur değil mi? Eğer bu benim kanım olsaydı ve tıpkı resimde çizdiğim gibi kanımı aldırmış olsaydım, hematokrit değerim %45 olurdu. Bu da şu anlama gelir, hematokrit eşittir kırmızı kan hücrelerinin hacmi bölü toplam hacim. Bu durumda toplam hacmim 100 ise benim yüzdem az önce söylediğim gibi %45'tir. Hematokrit değerimin %45 olduğunu bu yüzden hemen söyledim. Al yuvarların yüzdelik oranına eşit olduğu için hemen söyleyebildim. Aslında bu oran bilinmesi gereken çok önemli bir değerdir. Çünkü kırmızı kan hücreleri kanın içindeki oksijenin taşınmasını sağlayan birimdir. Hematokritin önemini biraz daha anlamanızı sağlamak için size birkaç yeni terimden bahsedeceğim. Şimdi şuraya 3 tüp kan çizeyim. Diyelim ki elimde 3 tüp kan var ve bunlar 3 farklı kişiye ait olacak. Üçünün yaş ve cinsiyetleri aynı olacak. Çünkü hematokrit değeri belli bir yaşa veya belli bir cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterir. Hatta bulunduğunuz yerin rakımına göre bile değişir. Mesela diyelim ki bir dağın tepesindesiniz. Bu bile hematokrit değerinizi etkileyecektir. Sonra hematokrit değerini etkileyen pek çok faktör var. Örneğimizdeki 3 kişi bu yönleriyle oldukça benzerlik gösteriyor diyelim. Şimdi size birinci kişinin kanını çizeceğim. Bu kişinin plazması kanın toplam hacminin bu kadarlık kısmını oluşturuyor. İkinci kişinin de plazması kanın toplam hacminin bu kadarlık kısmını oluşturuyor. Üçüncü kişinin plazması da kanın toplam hacminin oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor. Yani diyelim ki şuraya kadar. Üçünü de santrifüjledikten sonra ortada bu görüntü oluştu. Tabii üçünde de beyaz kan hücreleri bulunmakta. Bunları da çizeyim. Ayrıca trombositleri de var. Hatırlarsanız bu çok küçük bir tabakaydı. %1'den bile daha küçük bir tabaka. Tüplerde kalan kısımlarda kırmızı kan hücrelerine ait. Evet, bu al yuvarların tabakası. İkinci kişinin al yuvar tabakası oldukça büyük. Ve bu da üçüncü kişinin al yuvar tabakası. Gördüğünüz gibi çok fazla yer kaplamıyor. Oldukça küçük bir alan. Şimdi bu 3 kişiyi inceleyip değerlendirecek olursam, birinci kişi için şöyle derim. Evet, bu kişi normal. İkinci kişinin çok fazla kırmızı kan hücresi var. Yani çok fazla miktarda. Oldukça yüksek bir yüzde, öyle değil mi? Ayrıca toplam hacmin büyük bir kısmını kaplıyor. Şimdi bu kişide polisitemi var diyebiliriz. Bir kişinin al yuvar hücre hacmi toplam hacminden yüksek çıkıyorsa bu durum polisitemi terimiyle ifade edilir. Ya da kısaca hematokrit değeri yüksektir de diyebiliriz. Şimdi son kişinin, yani üçüncü kişinin al yuvar hacmi toplam hacmine nazaran oldukça düşük seviyede. Evet, oldukça düşük bir oran. Üçüncü kişi de anemi var diyebiliriz. Eğer anemiya ya da kansızlık terimlerini duyarsanız ya da birileri size polisitemi teriminden bahsederse biliyorsunuz ki artık bu terimler kanlarındaki kırmızı kan hücresi miktarına işaret ediyor. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sağlıkla kalın.